Söylemezsem olmaz da Dilan Polat dosyasıyla devam ediyoruz. Şimdi önceki gün Dilan Polat'ın, dün de Engin Polat'ın işletmesi kurşunlandı. Her olaya sessiz kalan Polat ailesi, bakın bu konuda ne açıklama yaptı. Olay olay olay! Dilan ve Engin Polat sonunda konuştu. Geçtiğimiz gün Dilan'ın, ardından Engin'in işletmesinin kurşunlanmasıyla haklarında birçok söylenti olan şaibeli ikili isyan etti. Mağduruz dediler. Zamanında işletmesi kurşunlanan Banu Parlak'a tehditler savuran Dilan Polat bu sefer kendisi için çağrıda bulundu. Can güvenliğimizi etkiliyor. Can güvenliğimizi etkiliyor. Dilan Polat ve Engin Polat ne söyledi? Haber yapan basın mensupları da sağlıyor. Bunu yapmayın. Duygu sömürüsü mü yaptılar? Gerçekten mağdurlar mı? Neler oluyor? Bu işletmeleri kim kurşunluyor? Emniyet güçleri ardı ardına yaşanan kurşunlamalar için ne söylüyor? Her şey Banu Parlak'ın söylemezsem olmazı yaptığı açıklamalarla başladı. Banu'nun isyanını Halil İbrahim Kalkan'ın ayağından vurulması takip etti. Kalkan, beni Dilan ve Engin vurdurdu deyince yer yerinden oynadı. Banu Parlak'ın olay sözlerinin ardından işletmesi kurşunlandı. Oklar Dilan Polat'a döndü. Sosyal medya paylaşımlarıyla Dilan Polat sert sözler söylüyor, tehditvari ve mafyavari çıkışlarını sürdürüyordu. Şimdi yok can güvenliği, şimdi yok can güvenliği. Bu işin arkasında kim ya da kimler vardı? Banu Parlak'ın işletmesini Dilan Polat ve Engin Polat mı kurşunlattı? Olaylı yayınlarımız an be an takiplerimiz sonuç verdi. Banu Parlak'ın işletmesini kurşunlayan grup tutuklandı. Parlak derin bir oh çekti. Tehditlerin, adam vurdurmaların, işletme kurşunlatmaların, entrikaların havada uçuştuğu olaylar bir anda ilginç bir hal aldı. Bu sefer de Dilan Polat'ın işletmesi kurşunlandı. Bu olay sonrası ne Dilan ne de Engin bir açıklama yaptı. Olayların şokunu daha üzerimizden atamamıştık ki şimdi de Engin Polat'ın işletmesi kurşunlandı. Gerçekten ne oluyor? Akıl sağlığını riske atan gelişmeler peş peşe geldi. İlk günden beri okların hedefindeki her türlü karanlık iddianın başrolü Engin ve Dilan'ın işletmesini kim kurşunlattı? İtfaiye komutanı. Sosyal medya üzerindeki bazı iddialarsa şöyle. İddialara göre emniyet güçlerinin kanısı Dilan ve Engin'in işletmelerini kendi kurşunlattıkları yönünde. Eğer bu iddialar doğruysa Dilan ve Engin algı mı yaratmaya çalışıyor? Biz de mağduruz demenin başka bir yolunu mu arıyorlar? İtfaiye komutanı. Elbette hiçbir şiddet olayını tasvip etmiyoruz. Her ne kadar taraflar polemik yaşasa da bunun sonucu işletme kurşunlatmaya gitmemeli. Neyse, günlerdir konuşmayan Dilan ve Engin'in jet hızıyla gelen o açıklamasına gelelim. 2 haftadır güzellik sektörünü tabiri caizse savaş alanına döndüren Dilan'ın gündemi artık başka. Ama sosyal medyada bir grup, özellikle bir grup. Banu Parlak'a şimdi göreceksin can güvenliğin diyen Dilan bu sefer kendi can güvenliğinden dert yandı. Can güvenliğimizi etkiliyor. Kim yaptı, neden yaptı bilmiyorum ama bizim can güvenliğimizi etkilemeye başladı. Oluşturmuş olduğunuz, kurduğunuz grup bizim can güvenliğimizi etkiliyor. Evet, günlerdir konuşmayan Engin Bey sonunda konuştu. Neler söylüyor dinleyelim. Bunu sadece sosyal medya topluluğu değil, yanlış, yanıltıcı, hedef gösterici haber yapan basın mensupları da sağlıyor. Bunu yapmayın. İşini layığıyla yapan habercilerin günlerdir araştırdığı konu için yanıltıcı haber yapıyorsunuz dediler. Peki, anlıyoruz. Siz yanıltıcı haber yapmanıza, insanları deryana getirip hedef gösteriyorsunuz. Haber yapmanıza gerek yok. Evet, farkındayız. Biz de merak ediyoruz. Tıpkı tüm Türkiye gibi. O yüzden gündeme getirmeye devam ediyoruz. Bir problem göremedik bunda. Eğer bu ithamlardan muzdaripseniz belgelerinizle birlikte gerçekleri kanıtlayabilirsiniz. Neden yapmıyorsunuz? Olmayan bir dünya suçlamalar. Yok birini vurdurdu, yok öyle oldu. Bak, hatırlamıyorum diye. O kadar çok geliyor ki. O kadar çok iftira attınız ki. Evet, o kadar skandal iddia var ki biz de zorlanıyoruz artık. Bunları yapan insan bugün hala dışarıda işinin gücünün başında. Anlayabiliyor musunuz yapılmak istenen şeyi? Yapılmak istenen şey tamamıyla bizi bitirmek,
Bu bir ticari savaş. Yanlış anlamışsınız. Aslında sizi bitirmek değil yapılanlar. Ortada ülkeyi etkileyen haksızlık iddiaları var. Örneğin vergi kaçırdığınızla ilgili. Bunun cevabını alalım. Elbet haberlerde bitecektir. Evet, diğer açıklamaya geçelim. Basın devreye girdi. Sosyal medyadan, Twitter'dan bizi pompalamalar nasıl olur o? Öne çıkarmak için. Binlerce Dilan Polat, Engin Polat hashtag ile bizi insanların önüne attılar. Sonra basın devreye girdi. En sonunda fiziki müdahaleler başladı. Bunların hepsini bir düşünür müsünüz? Büyük kurgu. Düşünüyoruz. Evet. Bunların hepsini bir düşünür müsünüz? Büyük kurgu. Markamızı bitirmeye yönelik. Evet, devam edelim. Yine finansör iddiaları. Bunu oynuyor birisi. Basına veriyor, birkaç kişi var belki de içerisinde yaymak için. Ama o yaptığınız şeyler, sabah akşam yaptığınız paylaşımlarla bizim bugün yine dükkanımız kurşunlandı. İsyanlarına devam ettiler. Böyle aylar önce Engin yapılmış, çizilmiş, yazılmış ve şu an oynuyorlar. Her gün kalkıyoruz başka bir şey. Her gün kalkıyoruz. Başka konu. İnanır mısınız Engin Bey, biz de her gün sizin hakkınızda yeni bir iddiayla kalkıyoruz. Konuşmayalım, hastasın. 3-5 gün dinlenelim, story atmayalım, bu işler unutulur diyoruz. Yok arkadaş. Daha çok yapıyorlar. Daha çok. Siz net bir açıklama yapana kadar, olaylar açıklığa kavuşana kadar biz habercilik ilkeleri gereği bunu yapmamız gerektiğini düşünüyoruz. Dileriz ki bu olaylar can güvenliği konularını yeniden gündeme getirmez ve ikili hakkındaki tüm kan donduran bu iddialar emniyet güçlerinin çalışmasıyla ortaya çıkar. İlginçtir, bu olayların üstüne önce Dilan Polat'ın sonra da Engin Polat'ın ard arda birer gün arayla merkezleri kurşunlanıyor. Şimdi ifadelerinde diyorlar ki, günlerdir konuşmayan bu çift, yanıltıcı haberler yüzünden bizim can güvenliğimiz etkileniyor diyorlar. Yanıltıcı dedikleri, bizlerin de burada kamuoyuyla paylaştığımız haberler, devlet raporları, mağdurlar, belgeler, kayıtlar. Yani biz elimizde tüm somut verilerle konuşuyoruz. Şimdi, ama onların elinde ne bir somut veri var ne de ispat edebilecekleri herhangi bir açıklama ya var. Burada basını suçlamak işin en kolay kısmı tabii ki. Yani biz de onlarla ilgili böyle konuşmaktan çok keyif almıyoruz ama yani basına böyle hedef gösterici, yanıltıcı haber yapmakla suçluyorsunuz ama bunu durup dururken basın yapmıyor. Buraya vurulmuş bir adam geliyor, Engin Polat'ın selamı var diye vuruldum diyor. Bunun neresi yanıltıcı? Somut, reel bir insan. Bir vatandaşımız telefona bağlanılıyor ve diyor ki Dilan Polat'ın diyor akademisi adı altındaki yerde dolandırıldık, hiçbir belge bize verilmedi diyor. Bunun neresi yanıltıcı ve hedef gösterici? Donelerle yapılan haberlerin burada muhatabı siz ve avukatınız, hiçbir şekilde somut bir şekilde cevap vermezse bu şaibeler daha da büyüyecek ve sizin suçunuz tescillenecek. Yani burada siz başkalarına, basına suç atmakla bu işin içinden sıyrılamazsınız. Ayrıca basını suçladığınız insanlarla ve sizinle ilgili bir sürü habere mal veren insanlarla oturup kalkıyorsunuz. Bu insanlar yaptıkları abuk subuk haber siteleri prim yapsın diye sizinle işbirliğine giriyor ve siz bununla fotoğraf veriyorsunuz, oturuyorsunuz, kalkıyorsunuz. Ondan sonra da oh ne güzel, insanları kandırdık diye biliyorsunuz. Burada siz hala nasıl basını suçluyorsunuz arkadaşlar? Diyor ki Twitter'dan yapılan algılarla kurşunlamalar oluyor diyor. Twitter'dan algıyla kurşunlama mı yapılır? Ya buna kim inanır ya? Hakikaten kim inanır buna ya? Ne alakası var? Basından kasıtları söylemezsem olmaz programı arkadaşlar. Bu konuyu ilk Selen'in de dediği gibi ayağından vurulan şahsı stüdyoya getirerek, önce telefonla bağlatarak daha sonraki gün stüdyoya getirerek gerçeklerin peş peşe arkası arkasına yayınını yaptık. Ve Banu Parlak da telefonumuza bağlanarak dükkanını kurşunu. Bir gün önce Dilan Polat'ın kendisinin telefonda kızın var, Banu yapma diyerek uyardığını ve onun sabahında da dükkanının kurşunlandığını söyleyen Banu Parlak'tı. Bilal abi, Banu Parlak'ın merkezi kurşunlandığında ne denildi? Banu Parlak kendi yaptırmış olabilir denildi. Doğru evet. mu? Sonra ne oldu? 5 kişi olduğu ortaya çıktı ve soruşturma başlatıldı. Gözaltına alındı yapılanlar ve hatta biz bunu canlı yayında yayınladık. Yani ispat ettik. Tetikçilerden bir tanesinin. Şimdi emniyet güçlerinin kanısına göre bu Dilan Polat ve Engin Polat'ın merkezlerinin kurşunlanması da
kendileri yaptırmış olabilir iddiaları var. Emniyet güçlerinin iddiasına göre. Evet. Şimdi oradaki tepkicilerden bir tanesinin eniştesi dedi ki zaten azmettirenlerin Engin Polat ve Dilan Polat olduğuna inanıyoruz dediler. Yani tetikçilerden bir tanesinin YE miydi, YU muydu adını şimdi çok fazla isim olduğu için hatırlamıyorum. Evet. YE'nin eniştesi bağlandı yayınımıza ve yeğenimiz dedi kullanıldı. Günlerce yedirildi, içirildi ve ondan sonra Banu Parlan dükkanı kurşunlattırıldı ve bunların da azmettiricisi olarak Engin Polat olduğunu düşünüyoruz diye yayınımıza bir açıklama yaptı. Siz kim olduğunu düşünüyorsunuz? Diyorsunuz ki bilmiyoruz dükkanımızın kimin kurşunlattığını. Kim olabilir? İhtimalleri de paylaşın mesela. Kim olabilir sizce? Ve ayrıca basın diyorsunuz da bizi kastettiğinizi çok iyi biliyoruz. Türk halkı da çok iyi biliyor. Çünkü televizyon programları içinde bir tek söylemezsem olmaz bu konuyu sürdürüyor. Bir de İtalya'dan bir gazeteci. Türkiye'de hiç gazeteci kalmamış. Ne zaman ki Masak raporu ortaya çıktı, bütün gazeteler Masak raporu sağlamdır tabii ki devlet raporudur diye konuya sahip çıkmaya başladılar, yayınlamaya başladılar dünden beri. Ama biz ortada kendi delillerimiz dışında ve kendi araştırmalarımız dışında ve inançlarımız dışında ispat delil yokken bu konuyu sürdürmeye başladık. Çünkü Dilan Polat, Engin Polat, bizler sizlerin tanıdığınız satın alınabilir gazetecilerden, programcılardan değiliz. Olmadık da hiçbir zaman. Biz halkın çıkarlarını savunmak için buradayız ve bazı şeyleri ispat etme yolundaysak, eğer bunun için mücadele ediyorsak, Türkiye'nin ve halkının menfaati için bunu yapıyoruz. Vergi kaçırmak çok ağır suçtur. Bunu bir daha hatırlatıyorum ve bu videoları Selen, bu demin izlediğimiz videolarını aslında çok iyi etüt etmek lazım. Bu videolar, katılıyor musun bilmiyorum, son çırpınış videoları arkadaşlar. Ya korkunç bir duygu sömürüsü hissi geçiyor. Şimdi daha önce paylaşılan videolarda Engin Polat gayet vücut dilinden bahsediyorum. Koltuğa yayılmış, var ya vergilerimizi ödüyoruz ya, çıksınlar ya falan diye böyle videolar paylaşırken şimdi karısının arkasında yapmayın etmeyin diye masum bir aile rolünde duygu sömürüsü yapan bir çift duygusunu geçiriyorsunuz. Hala konuşuyorsunuz ama hiçbir şekilde bir belgeyle bakın kardeşim kazancımız şu 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 şu, bu da bizim ödediğimiz şu kadar vergidir diyemiyorsunuz. Adam çıkıyor Engin Polat tarafından vurduldum diyor, ben vurdurmadım diyemiyorsunuz. Yahut da sizin akademinize kursiyer olarak gelen bir hanımefendi diyor ki Milli Eğitim Bakanlığı'ndan böyle bir kayıt yaptırılmadı iddiasında bir suçlamada bulunuyor. Bakın bizim kursiyerlerimizin belgesi budur diyemiyorsunuz. Hiçbir belge çıkartamıyorsunuz. Ya yani fabrikaların var denildi, merdiven altı çıktı. Ürünlerimiz denildi, içinde kimyasal çıktı. Yani ne söylesek 12'den. Yani evet. Bakın şimdi ne biz zaten doğru söylediğimiz hiçbir şeyi ihtimallerle veya tahminlerle yapmıyoruz. Gelen suçlamalar ve belgeler üzerine bu belgeleri ve suçlamaları masaya yatırıyoruz. Bu suçlamaların muhatabı sizsiniz. Siz bu suçlamalara cevap verebilecek yetide olmuyorsanız bile, madem bu kadar zenginsiniz, güçlü avukatlarınız olması lazım. Bu avukatlarınızın da net ve somut bir şekilde herhangi bir belgeli açıklaması olmadığı için doğal olarak şu anda suçlu pozisyonunda kalıyorsunuz. Sonra bu sosyal medyanızdan yaptığınız acite paylaşımlarla insanları hala kandırma derdinde gibi duruyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Hayır, acite olarak algılanabilir ama biz bitik videoları onlar. Biz tükendik, biz bittik videoları. Yani biraz evvel sen de çok güzel söyledin. Yayılarak konuşurken toplum karşısında şimdi vücut dillerine ve yüz ifadelerine baktığın zaman hakikaten tükenmiş, gelecekten ümidi olmayan bir çift görüyoruz burada. Biz ne ettik ya? Biz ne yaptık da başımıza bu sıkıntılar geldi, bu dertler geldi? Dilleri başka söylüyor, vücut dilleri ve yüzleri başka söylüyor. Tükenmiş insanlar görüyoruz. Ama senin dün de söylediğin bir şey vardı. Her şeyi anlatsınlar, bir an evvel her şeyi açıklasınlar. Hiç değilse zararın neresinden dönülürse onlar için belki hafifletici neden olabilir bu diye düşünüyorum. Bu arada yanlış anlaşılmasın, yani açıklasınlar derken buraya gelin demiyorum. Tabii ki gelmek istiyorsanız buyurun, başımızın üstünde yeriniz var. Herkese açıklamaya açık bir platformuz biz. Ama bu açıklamayı
kendi sosyal medyanız üzerinden, basın açıklaması üzerinden veya avukatınız üzerinden yapabilirsiniz. Hani burada yanlış anlaşılmasın, açıklamayı gelin de illa da bize yapın falan demiyorum ben. Sizin artık açıklama yapmanız zaruri bir şekilde şart. Yani bunu sizin avukatınız nasıl avukat ben anlamıyorum. Televizyonlara çıkıp insanlara Allah yürü ya kulum der gibi bir açıklama yapabilecek kadar komik bir şekilde hala insanların aklıyla oynayabilecek durumda bir avukatınız var. Bence onu da değiştirin. Bu arada, artık somut bir belgeye ihtiyacı var Türk halkının sizinle ilgili. Bu arada son iki gündür Türkiye'nin gündemine gelen Dilan Polat'ın ve arkasından Engin Polat'ın Ataşehir'deki iş yerlerinin kurşunlama meselesi çok enteresan. Bu konuda Emniyet Müdürlüğü'nün fikri, Emniyet Müdürlüğü'nün kanaati çok önemli. Bunu tekrar altını çizmek istiyorum. Kendilerinin yaptırdığı kanaati olduğu söyleniyor. Söyleniyor. Bu konu çok çok ilginç. Burada bu videolarda her ne kadar tükenmişliklerini sergiliyorlarsa da bir duygu sömürüsü içinde oldukları da aşikar. Aşikar. Engin Polat ve Dilan Polat size soruyorum. Hangi soruyu cevapladınız? Hangi şaibeye şimdiye kadar somut ispat bir cevap verebilip ispat ettiniz? Şimdi karı koca çıkıyorsunuz. Bu çıktığınız videoda vergi kaçırmanızla ilgili bir cevap var mı? Yok. Burada vurulan insanla ilgili bir cevap var mı? Yok. Fabrikalarla ilgili bir cevap var mı? Yok. Kursiyerle ilgili belgesizlik, Milli Eğitim Bakanlığı'na herhangi bir belge olmaması ile ilgili suçlamaya ait bir cevap var mı? Yok. Banu Parlak'ın kurşunlanan dükkanındaki tetikçilerden bir tanesinin sizin tarafınızdan yaptırılma olasılığı konuşuldu eniştesi tarafından. Cevap var mı? Yok. Ortak çalıştığınız Mustafa Bey yayınımıza bağlandı. Dilan Polat'ın bipolar olma ihtimalinden bahsetti ve suçlamalarla ilgili onaylayıcı bir yorum yaptı. Bununla ilgili bir cevabınız var mı? Yok. Neyi konuşuyorsunuz ya? Hakikaten yani karı koca çıkmış hala neyi konuşuyorsunuz? Size bunu kim yap dedi? Hangi akıl sizi böyle yönetiyor? Sizin birileri tarafından kullanıldığınıza dair maşa olduğunuz, maşacı olarak tutulduğunuz, maşa yapıldığınıza dair iddialar var. Bununla ilgili bir cevabınız var mı? Yok. Bayisinden tutun da ona buna kadar bir sürü suçlama var, iddia var hakkınızda. Bununla ilgili bir cevabınız var mı? Yok. Bizim hayati tehlikemiz var diye bir açıklama yapıp hala insanlara duygu sömürüsü yapıyorsunuz. Bugün herkesin hayati tehlikesi var. Herkesin var. Ama artık sizin cevap verme mecburiyetiniz var. Zaten devlet sizi yeterince korur, merak etmeyin. Ama siz korumanız gerekenleri korumuyorsunuz. Başta yanında çalıştırdığınız insanlar. Başta namusunuz, şerefiniz, isminiz. Siz önce onları koruyun. Bence hayattan daha önemli bunlar. Şu anda kaçakçılıkla, dolandırıcılıkla, adam vurmakla suçlanıyorsunuz. Siz önce bu namus ve şeref kavramlarınızı koruyun. Ondan sonra can güvenliğinizle ilgili serzenişte bulunun. Önce açıklama yapmanız gereken konular bunlar Polat ailesi. Buyurun. Evet. Yani avukatları söylemese bilmiyorlarmış. Basın avukat demiş ya niye demiş işte demiştir mutlaka niye söylemesem olmaz bu kadar yayın yapıyor bizim hakkımızda. Avukatlara demiş ki basının görevi demiş bu konuları araştırmak. Basın demiş ihbar niteliği taşıyor. Basının yayınları ihbar niteliği taşıyor. Avukatları söylemiş. Ya sen ticaret adamısın. Sen böyle milyonları yöneten bir adamsın. Medyanın basının görevini avukatın söylemesi. Bilmeyecek misin? Allah aşkına. Basından şikayet edeceğine önce şunun idrakine varman lazımdı Engin Efendi. Buruşuk kremi satarak 100 milyonlar kazanılacağını bu millet affedersin enayi mi inansın? Bu millet saf mı o kadar? Bizler gazeteciler, televizyoncular buruşuk kremi satarak 100 milyonlarca lira ciro yapılacağına inanacak kadar aptal mıyız? Kendiniz yaptınız kardeşim. Kendiniz kaşındınız. Nereden geldiği belli olmayan o 100 milyonları havalara saçarak, milletin suratına tükürerek, sinkaflı konuşarak insanlarla sizler bu işi başınıza açtınız, dert açtınız. İyi ki de açtınız. Gerçekleri ortaya çıkarmak için düğmeye basan siz oldunuz. Siz. Mail order iddialarınız yapıyoruz. Var mesela.
Mail order iddiaları var. Buna cevap verin ya. Ya oturup burada can güvenliğimiz yok diyeceğiniz yerde burada size bugüne kadar yapılmış bütün suçlamalarla ilgili bir tane böyle aklı başında bir cevap vermediniz. Ha, vergi kaçırıyormuşuz bu yarım belgelere. Yok, öyle bir kazancınızla doğru orantılı ödenmiş bir belge yok. Vergi belgesi yok. Mail order'la ilgili suçlamalarınız var. Mail order sizin üzerinizden yapılıyor olmasına dair. Bununla ilgili bir cevabınız yok. Şu adamla ilgili bir tane cevabınız yok. Dilan Polat bana dedi ki buraya vurulmuş olarak gelen Halil İbrahim Kalkan'la ilgili hiç yüzünü dahi görmedim, tanımıyorum dedi. Ondan sonra dedi ki bizi zaten sürekli olarak şey yapıyordu, rahatsız ediyordu, bizim dükkanlarımızdan haraç kesmek istiyordu dedi. Hani tanımıyor. Niye bu adam ilk çıkacağı zaman bu adam bizim dükkanlarımızdan haraç istiyordu diye bir açıklama yapmadın? Tanımıyorum dedin. Ondan sonra haraç istiyordu dedin. Yani bak, hep bir şaibe, hep böyle altı açık ucu açık açıklamalar, hiçbir şekilde cevaplanmamış sorular, bunlar devam ettiği sürece bu kadar kandırılan Türk halkının hesabını bu basın sizden sorar. Ve, o yüzden kimseyi suçlamayın. Ve hala ihbarlar gelmeye devam ediyor. Sadece mail order işi değil, kara para diyor. Başka hususlar da var diyor ve alt alta sıralıyor bir vatandaş. Değerli izleyenler, lütfen ihbarları bize yapıyorsunuz ama lütfen savcılığa da gidin. Emniyete de gidin. Oralara da yapın ki işlemler başlatılsın. Lütfen. Evet. Bize bir haftadır binlerce ihbar ve şikayet geliyor. Ürünleriyle ilgili, bu sahte eğitim belgeleriyle ilgili. Hatta dün yayınladık biz bu konuda. Mağdur kişinin eşi katıldı. Yani biz eğitim alsın diye eşimi gönderdim. Ortada ne belge var ne bir şey dedi adam. Bak yani, şöyle dedim ya biraz önce, toparlayacak olursak. Bir, şundan başlayalım. İnsanların, Türk halkının masum duygularıyla oynanmak. İşte havalara para saçılması ve çok büyük bir mutlu karı kocayı oynayarak böyle müthiş bir şaşalı hayatla göz boyayıp insanların duygularıyla oynamak, bir. Ondan sonra başlayan bir sürü iddia silsilesi. Vurulan bir bey geldi. Halil İbrahim Kalkan geldi buraya. Evet. Engin Polat tarafından vuruldum dedi. İki, yani iki etti. Üç, Banu Parlak tehdit ediliyorum dedi ve dükkanı tarandı. Tarayan kişilerden bir tanesinin ailesi Polat ailesi tarafından vurdurulduğunu iddia etti. Ondan sonra kursiyer çıktı ve dedi ki böyle bir belge yok, Milli Eğitim'e müracaat edilmiş, böyle bir başvuru yok, böyle bir şey yok, tekrar para verdik, başka bir yere kursa gönderdim karımı dedi. Ondan sonra kahvelere altınlar atmak, ben istesem uçak da alabilirim deyip böyle kolayca hava atabilmek ve insanların, Türk halkının aklıyla ve duygularıyla oynayabilmeyi siz bu kadar kolay mı sandınız? Size bunun kolay olduğunu ikna eden kim oldu? Arkanızda güçler olduğu söyleniyor. Mail order suçlaması var. Hakkınızda, arkanızda birilerinin olduğu iddiası var. Hiçbir tanesine, kaç tane madde saydım özet olarak, bir tane aklı başına cevap vermediniz. Vergi kaçırdığınıza dair ispatlı sorular var burada. Kazandığınız ve yanınızda çalıştırdığınızı iddia ettiğiniz kişi sayısıyla matematiksel hesap yaptığınızda aylık sizin giderinizin neredeyse 50-100 milyon liraya yakın bir para olması lazım. Bunun vergisi, çok özür dilerim ama, 5 milyon mu? Bu kadar mı? Ya biz burada yok canımızdan ödediğimiz vergiler bile neredeyse sizin ödediğiniz vergileri geçerken, milyon dolarlardan bahseden bir aile sadece 5 milyon mu ödüyor? 15 bin lira mı ödüyor? Bunların sorusunu sorduğumuz zaman cevap vermezseniz elbette ki bununla ilgili hukuk karşısında hesap ödersiniz. Tabii ki kurşunlanma olayını hiçbir yerde tasvip etmiyoruz. Kim ne kadar suçlu olursa olsun. Ama o zaman nasıl inandırabilirsiniz ki siz dükkanınızın bu olayların akabinde kurşunlandığı zaman inanmamıza? Hep bir duygu sömürüsü durumu gibi geliyor insanlara. İspat edemiyorsunuz çünkü. Kardeşiniz çıkıyor, oh bilmem ne yapıyorum, oh onu da yapıyorum, bunu da yapıyorum diyor. Giriyor çıkıyor ağlayarak. Ondan sonra o da duygu sömürüsü olarak algılanıyor. Dükkanınız vuruluyor, duygu sömürüsü olarak algılanıyor. Çünkü maalesef hiçbir şey ispat edemiyorsunuz. Evet. Sorduğumuz soruların cevabı yok. Polat ailesi, ay bana da sinir geldi artık. Yeter, ben de sıkıldım sizinle ilgili her gün konuşmaktan. Çıkın,
Avukatınız mı? Artık yetkili merci kimse sizinle ilgili olarak. Ananız babanız mı? Çıksın belge çıkarsın evet. Artık. Yeter ya, sıkıldık sizinle ilgili konuşmaktan. Ne yazık ki ne inandırıcılıkları kaldı ne de itibarları. Gördüğünüz evet. Gibi. Ya orada can güvenliğinden bahsediyor. Kendi kendilerine ettiler. Aynen, kendi kimse kimseye etmedi, kendi kendilerine ettiler. Evet. Can güvenliğinden peki. Bahsediyor. Sizin şerefiniz, ahlakınız beş paralık olmuş. Önce onun ispatına girin. Bundan sonra yapacakları şey aslında Türk halkından özür dilemek olmalıdır. Nokta. Peki Serenay...